Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere daha ziyade küfretmekten bahsedeceğim. Küfretmek, fahiş konuşmanın çeşitlerinden birisidir. Ve eskiden beri insanlar arasında maalesef küfürlü konuşmak, sövmek bir adettir. Hatta işte bazı grup insanlar söylerken konuşmalarının başına ve sonuna şöyle bir küfür getirmeden konuşamazlar. Bazı gruplarda öylesine yaygın bir şeydir bu. Hadis-i şeriflerde çok şeylere küfretmek yasaklanmıştır. Hatta kafirlere bile küfretmek yasaklanmıştır. Yani burada şöyle denebilir, şöyle düşünülebilir. Yani onlar kafir, Allah onları cehenneme atacak, tazip edecek, elem verecek onlara. Yani onlara da mı küfretmenin zararı var? Onlara da mı küfretmek yasaklanmış? Evet, yani sırf küfürleri sebebiyle bizim onlara şimdi küfretmemize gerek yok. O küfrü kötü görelim, o küfürden nefret edelim, bizim için yeterli. Ama hani küfre, kötüle, onlar hakkında kötü şeyler söyleyebiliriz. Fakat bizim burada küfretmek dediğimiz daha ziyade belli kafir şahıslara küfretmenin uygun olmadığını ifade etmek istiyoruz. Peygamber Efendimiz'in bunları yasakladığını ifade ediyoruz. Bununla ilgili bir örnek şöyledir. Bedir savaşında Müslümanlar 70 kadar kafiri öldürdüler. Ve savaştan sonra bir takım kişiler o kafirler aleyhinde kötü sözler, küfür sayılabilecek, sövme sayılabilecek sözler söylemeye başladılar. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara şöyle dedi: şu ölülere sövmeyin. Şu ölülere sövmeyin. Çünkü söylediklerinizden onlara hiçbir şey gitmez. Yani şimdi siz onlara sövdünüz, lanet ettiniz, beddua ettiniz. Yani o bedduanın sebebiyle onlara ayrıca bir günah gidecek değil. Çünkü onların günahı kendi kazandıklarıdır. Senin bedduan sebebiyle ayrıca onlara daha başka bir günah gidecek değil. Ve işte burası önemli. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ihtarı önemli. Çünkü söylediklerinizden onlara hiçbir şey gitmez. Fakat dirileri üzmüş olursunuz. O kafirlere söylediğiniz kötü sözlerden dolayı dirileri üzmüş olursunuz. Yani neden dirileri üzmüş oluruz? Çünkü o diriler netice itibariyle birisinin babasıdır, kardeşidir, amcasıdır, dayısıdır. Yani çünkü özellikle Bedir Savaşı'na katılanlar arasında muhacirler çok daha fazlaydı. Şimdi karşı taraftaki düşman da onların işte bazen babası, bazen kardeşi, bazen amcası, bazen dayısı, bazen yeğeni, akraba ilişkileri olan insanlar. Şimdi Bedir'de öldürülen herhangi bir kişi aleyhinde bir şey söylediğiniz zaman netice itibariyle onun Müslüman olan babasını, Müslüman olan oğlunu, Müslüman olan amcasını, Müslüman olan dayısını rahatsız etmiş, üzmüş olursunuz. Yani şimdi kötülükten kötü diye bahsetmenin hiçbir anlamı yok. Hani şimdi bir adamın babası hayatta olsa ve kötü bir adam olsa ama oğlu çok iyi bir adam olsa. Şimdi oğlunun yanında işte bu adam şöyle kötü, böyle kötü dediğiniz zaman yani o çocuk, oğlu bundan rahatsız olmaz, olur. Dolayısıyla kafirler de böyle. Yani o kafirler netice itibariyle oradaki Müslümanların çok yakın akrabaları o kafire beddua etmek suretiyle, lanet etmek suretiyle, küfretmek suretiyle onlara hiçbir kötülük gitmez. Ama Müslümanlara zarar vermiş oluruz, onları üzmüş oluruz. O bakımdan kafir bile olsalar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hani şahsı, ismi belli olan bir takım kişilere küfredilmemesini emrediyor. Daha böyle küfredilmemesi gereken çok şeyler var. İnsanlar küfrediyorlar. Bunları hatta işte türkülerine, şarkılarına, şiirlerine
bir nevi esas edinmişler. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadislerinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Dehre yani zamana sövmeyin. Zira Allah buyurur ki, yani buradan ötesi hadisi kutsi olarak sayılır. Zira Allah buyurur ki, dehir yani zaman benim. Geceyi eskiten tazeleyen benim. Dünyada hükümdar olanların birini getirir, birini götürür. Yani zaman içerisinde bu işleri yapan benim. Dolayısıyla zamana küfretmeyin. Hani şimdi birçok sefer işte şiirlerde de dile geliyor, türkülerde de dile geliyor. Ah kahpe felek. Yani felek dediğin şey nedir? Felek dediğin şey bu gezegenlerin döndüğü yörüngedir. Veya bazen zaman olarak da zaman anlamında da kullanıyorlar. Ah kahpe felek. Yani işte bu dünya düzeni içerisinde işte geçmişten beri şu ana kadar gelen o zaman her olay bir zaman içerisinde meydana geliyor. Dolayısıyla bu zamana küfrediyorlar. Bu eskiden de böyle, şimdi de böyle. Yani böyle bir söz söylemek doğru mu? Değil. Yani zaman sana bir şey yapmamış. Sen zaman içerisinde kendi iradenle kendi kendine bir kötülük yapmışsın. Eğer hani sen kendi açımdan bunu bir felaket olarak değerlendiriyorsan, ya ben kendi kendime bir felaket yapmadım. Bak işte başıma bir deprem geldi, bir musibet geldi. İşte o depremde efendim çocuğumu kaybettim, eşimi kaybettim, malımı kaybettim. Ya bu kötülük değilmiş. Evet, bunların kaybı açısından bir kötülük gibi geliyor ama fakat eğer senin bir kötülükte dahlin yoksa zaten senin hesap vereceğin bir şeyin de yok. Yani Cenab-ı Allah hiç kimseyi deprem şu kadar şiddetli oldu, depremde şu kadar mal zayiatı oldu, depremde şu kadar can zayiatı oldu diye eğer tabii o şeylerde, o yıkımlarda onların bir kusuru yoksa herhangi bir kişiyi bundan dolayı sigaya çekecek değil. Yani deprem olduysa olmuştur. Efendim yağmur yağdıysa yağmıştır. Ondan dolayı kimseyi hesaba çekecek değil. Hava soğuk olur, sıcak olur. Kimseyi bundan dolayı hesaba çekecek değil Cenab-ı Allah. Ama kendi iradesiyle bir kötülük yaptıysa ondan dolayı sorumlu. Hesaba çekilmeyecek ama insan nezdinde kötü gibi gelen şeyler tamamen bir imtihan vesilesidir. Her şey bir imtihan vesilesi. Hava soğuk olur, bir imtihan vesilesidir. Sıcak olur, bir imtihan vesilesidir. Deprem olur, bir imtihan vesilesidir. Sel olur, bir imtihan vesilesidir. Bütün bunlar karşısında olsa olsa sabretmek gerekiyor. Sabrettiğin zaman sanki ibadet etmişsin gibi bunların mükafatını alacaksın. Yani tutup güneşe sövmenin ne anlamı var? Aya sövmenin, denize sövmenin, rüzgara sövmenin ne anlamı var? Çünkü işte bütün bunları yaratan Allah'tır. Ve Cenab-ı Allah esasen bütün bunları yapıyor. Yani bir nevi onun arkasında madem bunun bir suçu yok, o zaman haşa o küfrün oraya gider. Yani Cenab-ı Allah da zaten bir yerde böyle bir şeyi bize anlatmak istiyor. Evet, Allah buyurur diyor Peygamber Efendimiz. Dehir yani zaman benim. Geceyi eskiten tazeleyen benim. Yani her olay iyi ve kötü o zaman içerisinde meydana geliyorsa bunları yaratan benim. Dünyada hükümdar olanların birini getirir öbürünü götürürüm diyor Cenab-ı Allah. Ha bu getirme götürme eğer bazen bir felaket bir kötülük olarak algılanacaksa onu da Cenab-ı Allah yapıyor. O bir imtihan. Dolayısıyla burada küfretmeyi gerektirecek bir şey yok. Ha eğer kızacaksan şuna kız. Mesela deprem oldu, evin yıkıldı. Niye ben evimi sağlam yapmadım? Ona kız. Ha şöyle de düşünebilirsin. Ya esasen ben evi sağlam yapmayı düşünüyordum ama fakat efendim evi sağlam yapacak param yoktu, imkanım yoktu. Ama imkanı olanları yapıyorlar. Evet o zaman şahsi olarak belki imkanı yok ama toplumsal olarak imkanın olması gerekiyor. Eğer toplumsal olarak imkan yok ise o demektir ki toplumda problem var. O zaman da sen toplumun bu noktada iyileşmesi için bir gayret sarf etmen gerekiyor. Onu da yaptık efendim. Yani evimizi de sağlam yaptık ama yine de başka bir yerden vurdu geldi. Şu kadar felakete sebebiyet verdi.
O zaman malı da canı da veren de alan da Allah'tır. Buna rıza göstermek gerekir. Rıza gösterdiğin gibi her şey senin lehine döner. O felaket gibi, helaket gibi görünen durumlar büyük bir sevap hazinesi olur. Yani elinle gidip veremediğin mal bir nevi Cenab-ı Allah'ın gönderdiği bir kasırga, bir deprem vasıtasıyla elinden alınır. Rıza gösterdiğin gibi hepsini sanki Allah uğrunda, Allah rızası için tasadduk etmiş gibi sevap kazanırsın. Dolayısıyla küfretmeyi gerektirecek herhangi bir şey yok. Sadece hani kızmayı gerektirecek bir şey varsa yine sen kendine, kendi toplumuna, ama tabii toplum olarak derken de herhangi bir şahsa zarar vermeden öyle niye biz bunları yapamıyoruz, ihmallerin önüne geçemiyoruz diye kendi kendine kız. Evet, başka bir hadislerinde de yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Dünyaya sövmeyin. Zira mümin için o ne güzel bir binektir. Evet, herkes bu dünyada yaşıyor. Ve işte bu dünyada da yaşaması için ne isterse her şey var. Yani en çok neye muhtaçsın sen yaşaman için şu anda? Vücudun haricinde en çok efendim oksijene ihtiyacın var. Var mı o? Her yerde var. Parayla satın almaya bile ihtiyaç yok. Cenab-ı Allah bolca yaratmış. Böyle yani çok çalışarak, çok para ödeyerek onu alma mecburiyeti bile yok. Her yerde bedava buluyorsun onu. Ovada da olsan var. Efendim dağın tepesine çıksan her yerde var. Neye ihtiyacın var başka? Suya ihtiyacın var. Bak şöyle biraz yürüdüğün zaman çok yerlerde su var. Cenab-ı Allah onu da çokla yaratmış. Neye ihtiyacın var daha başka? İşte bir sürü şeyleri yemeye ihtiyacın var. Bak Cenab-ı Allah onları da yaratıyor. Her yerde yaratıyor. Hem de en çok ihtiyaç duyacağın şeylerde bıkkınlık vermeyecek şekilde onları yaratıyor. Yani sen şimdi her gün elma yesen bıkabilirsin. Elma belki ekmekten daha tatlı gelir ilk yerken ama fakat her gün elma yiyecek olsan bıkarsın. Ama Cenab-ı Allah mesela ekmek gibi, efendim mısır gibi, pirinç gibi bir takım şeyler bunlar temel gıda maddeleri. Ve her gün günde 3 sefer insan bunu yediği halde yine de usanmıyor. Ve Cenab-ı Allah ona öyle bir lezzet vermiş. Her gün yiyorsun, hiç de usanmıyorsun. Hatta işte bir vakit geçince hemen yine onu özlüyorsun. Yine yediğinde lezzet alıyorsun, tat alıyorsun. Yani şimdi bu dünyanın neyinden şikayet ediyorsun? Dünyadan şikayet etmeye gerek yok. O ne güzel binek. Her şeyle nimet. Her şeyle nimettir. Hayra onun üzerinde erişir, şerden de onunla kurtulursun. Yani eğer bir takım hayırlar, iyilikler, güzellikler görüyorsak o dünya üzerinde görüyoruz. Şerden de yine o dünya üzerinde kurtuluyoruz. O dünyada bir takım tedbirler alıyoruz. O dünyada bir takım güzel ameller işliyoruz. Dolayısıyla şerden de ancak bu şekilde kurtuluyoruz. Dolayısıyla dünyaya sövmenin ne gereği var? Ah kahpe felek demenin ne anlamı var? Yani onlar böyle bir hakareti asla hak etmiyorlar. Onlar doğrudan doğruya Cenab-ı Allah'ın bize gönderdiği nimetlerdir. Onlar olsa olsa istihsanı gerektiriyorlar. Onlara güzel bakmayı gerektiriyorlar. Onlara bakarak Cenab-ı Allah'a teşekkür etmeyi gerektiriyorlar. Cenab-ı Allah'ın ilahi nimetlerini görerek Cenab-ı Allah'ın ilahi sıfatlarını tefekkür etmeyi gerektiriyor o nimetler. Küfretmeyi değil. Evet, böyle güzel görmesini ve güzel düşünmesini öğrenmek mecburiyetindeyiz. Ama ah kahpe felek diyerek olmaz bu işler. O bakış açısını, o kötü sözleri bir tarafa atmamız ve bırakmamız gerekiyor. Yine başka hadislerinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rüzgara küfretmeyi yasaklamış. Übey bin Kâb'ın rivayet ettiği bir hadiste Resulullah Efendim şöyle buyuruyorlar. Rüzgara sövmeyin. Hoşunuza gitmeyen bir şey görürseniz şöyle deyin. Biz senden bu rüzgarın hayrını, ondaki hayrı ve onunla emrolunanın hayrını dileriz. Ve bu rüzgarın şerrinden, onda olanın şerrinden ve onunla emrolunanın şerrinden sana sığınırız. Evet, her bir varlık hem hayır vesilesi olabilir, hem şer vesilesi olabilir. Hayır vesilesi olursa onu Allah'tan istemek lazım. Ya bizatihi kendisi hayırdır. Mesela rüzgar. Ya bizatihi hayırdır. İşte mesela sıcak bir havada şöyle meltem gibi bir rüzgar estiği zaman sana ne kadar rüzgar, ne kadar faydalı oluyor. Veyahut da işte kurmuşsun enerji temin etmek için
rüzgardan enerji temin etmek için tesisini bekliyorsun, rüzgar gelsin. Geldiği zaman ne kadar seviniyorsun. Çünkü o rüzgar senin evindeki çamaşır makinesini çalıştıracak, o rüzgar senin yemeğini pişirecek, o rüzgar senin suyunu ıslatacak, sen efendim sıcak suyla banyo yapacaksın, elbiselerini yıkayacaksın, o rüzgar sayesinde. Bunu hatırla. Ama eğer işte soğuk bir havada ve dışarıda bulunuyorsan, soğuk bir rüzgar da estiyse, evet onun da çok hikmetleri ve faydaları var. Ama sen şu anda onun zararlı tarafına bir nevi muhatap gibisin. Ha, o zaman da Cenab-ı Allah'a onun şerrinden korunmak üzere dua et. Çünkü o rüzgarı estiren Cenab-ı Allah'tır. Olur ki ya onu durdurur ya da efendim o rüzgardan korunacak başka bir yere seni nakleder Cenab-ı Allah. Dolayısıyla o zaman da o şerden korunmak üzere Cenab-ı Allah'a dua etmek lazım. Her türlü kötü an, her türlü kötü vaziyet dua zamanıdır. Eğer bir karayel seni rahatsız ediyorsa, evet Allah'a dua etmenin zamanıdır. O karayelin soğuğundan, şiddetinden, seni hasta etmesinden korunmak için Allah'a tam dua etmenin zamanıdır. Bazen işte bir takım musibetler de dua etmenin vakti ve zamanı olur. Cenab-ı Allah'a en çok yakınlaşma fırsatıdır o gibi haller. Onu da değerlendirmek gerekiyor. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle eşya cinsinden bir takım şeylere küfretmesini yasakladığı gibi çeşitli insanlara da, çeşitli vasıftaki özellikteki insanlara da küfretmeyi yasaklamış bulunuyor. Mesela en başta kime küfretmeyi yasaklamış? Anne babaya küfretmeyi yasaklamış Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Anne babaya küfretmeyi yasaklamış. Ve buyuruyorlar ki, valideyne küfreden melundur. Valideyne, anne babasına küfreden lanetlenmiştir. Yani tabii kimi tarafından lanetlenmiş? Allah tarafından lanetlenmiş. Lanet ne demek? Lanet de bu kişi Allah'tan uzak olsun demektir. Yani falan kişinin üzerine Allah'ın laneti olsun dediğiniz zaman bu kişi Allah'tan uzak olsun. Yani ne demek? Yani bu kişi Cenab-ı Allah'ın rahmetinden, merhametinden, sevgisinden, ihsanından, iyiliğinden mahrum olsun demektir. Peki gerçekten o lanet tutsa ne olur bu kişi? Böyle bir kişi Cenab-ı Allah'ın sevdiği bir kul olamaz. Böyle bir kişi cennete gidecek olan bir kişi olamaz. Olsa olsa bu kişi nereye gider? Cehenneme gider. Yani gerçekten Allah'ın lanetine uğramış olan bir kişi nereye gider? Olsa olsa ancak cehenneme gider. Evet, ve tabii insandır. Annen de olsa, baban da olsa bazen seni sinirlendirecek şeyler yapmış olabilirler. Ama hani küfrün elbette hepsi kötü. Hepsi kötü. Ama tabii anne babaya küfür etmek daha başka bir küfürdür. Arkadaşa küfür etmek daha başka bir küfürdür. Hiç tanımadığın, bilmediğin birisine, normal birisine diyelim küfür etmek daha başka bir şeydir. Sana kötülük yapan birisine küfür etmek daha başka bir şeydir. Yani her birinin küfür değeri farklıdır. Yani şimdi değer müsbet şeyler için kullanılır ama hadi burada kötülük seviyesi için de o kelimeyi kullanmış olduk. Yani bazen birinde hiçbir sakınca olmazken diyelim sana kötülük yapmış olan birisine sen de kötü söz söylüyorsun, küfrediyorsun. Onda bir sevap yok. En azından sevap yok. Ama belki günah da yazılmaz. Belki günah da yazılmayabilir. Normal birisine, sana bir kötülük yapmamış olan birisine söversen evet günah yazılır. Ama anne babaya yazılan günah gibi değildir bu. İlk günah arasında büyük farklar vardır. Birine 5 yazılıyorsa belki diğeri 500 yazılıyordur. O bakımdan insanlar birinci derecede kime küfretmekten sakınacaklardır? Anne babaya küfretmekten, anne babaya sövmekten kaçınacaklardır. Bir başka hadislerinde de yine Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kişinin valideynine küfretmesi büyük günahların en büyüğüdür. Kişinin valideynine, anne babasına küfretmesi büyük günahların en büyüğüdür. Ashab dedi, ya Resulallah, kişi nasıl valideynine küfreder? Yani hiç anne babasına insan küfreder mi? Böyle bir şey olur mu? Diyorlar.
Peygamber Efendimiz de şöyle diyor. Karşısındaki kişinin babasına küfreder. Karşısındaki kişinin babasına küfreder. O da onun babasına küfreder. Dolayısıyla babasına küfretmiş olur. Ha şimdi bir de hani ebeveynine küfretmek doğrudan doğruya kendi anne babasına küfretmek suretiyle meydana gelmiyor. Bu anne babasına küfretmek bir de dolaylı olarak meydana geliyor. Sen birisinin anne babasına küfredersin, o da senin anne babana küfreder. Dolaylı olarak sen kendi anne babana küfrettirmiş olursun. Bu da anne babaya küfretmek kabilinden oluyor. Dolayısıyla küfür ister cansız bir eşyaya olsun, ister işte insanlar cinsinden kim olursa olsun hiç kimseye küfredilmez. Küfretmek hasreten ana babaya yapılan küfür cinsinden olursa büyük günahların en büyüğüdür. Hadis-i şerifte ifade edildiği üzere bütün bunlardan bizim kaçınmamız ve sakınmamız gerekiyor. Başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.